Herkese merhaba. Bugün Asit Yağmuru filminin yönetmeni Deniz Altun'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Umarım iyisinizdir. Her şey yolunda şimdilik. Bir sorun yok. Siz de umarım iyisinizdir. Teşekkür ederim. Ben sorularıma başlamadan önce bu başarılı film için tüm ekip arkadaşlarınızı ve sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Öyleyse ilk soruyla başlayalım. Asit Yağmuru'nun hikayesine nasıl oluştu? Biraz geriden almam gerekiyor bu soruyu cevaplayabilmem için. Aslında şöyle, en başta kafamızda ekip olarak biraz mizahi bir dil yaratma fikri vardı. Ama biraz tam tersine gitmiş olduk. Şöyle bir fikirdi, kısaca bahsetmem gerekirse. Hiçliğin ortasında bir adam vardır. Kimliği vesaire hiçbir şeyin önemi yoktur. Nerede yaşadığının hiçbir önemi yoktur. Böyle o adamın bir anını anlatmak istiyorduk aslında. Şöyle, adam evinin önünde oturur. Yanında radyosu vardır. Arkada televizyon açıktır. Televizyon sesi gelmektedir. Radyodan da bir müziğin sesi duyulur hafifçe. Arkada televizyonda bir haberin sesini duyar. Adam bir asit yağmuru yağacağının haberini duyar. Ondan sonra hemen ardından bir haber bunu yalanlar. Adam televizyonu kapatır. Çok kabaca anlatıyorum şu an anlaşılması için. Adam televizyonu kapatır. Sonra radyodan bambaşka bir haber duymaya başlar. Tamamen bir bilgi kirliliği merkezli bir hikaye aslında. Radyodan bir haber başlar, müzik kesilir. Onu da kapatır. Ondan sonra işte önünden bir gazete parçası geçer falan, böyle bambaşka bir haber bildiren vesaire. Böyle çok kısa, 2-3 dakikalık mizahi bir dile olan bir şey tasarlamıştık. Ama siz de çok iyi biliyorsunuz ki yola çıktığınız andaki şeyle yolun sonundaki şey asla birbirini tutmuyor. Yola çıktıktan sonra bambaşka bir şeyle yolu bitiriyorsunuz. Bambaşka bir eserle diyeyim. Kısaca yaşadığımız çağın, yaşadığımız dönemin de getirdiği bir şeyle, bir fikirle, dayanakla bir enformasyon bombardımanı etrafında bir eser ortaya koymaya çalıştık. Kısaca böyle ortaya çıktı diyebilirim. Teşekkür ederim. Bir diğer merak ettiğimiz soruysa, distopik bir filme karşı karşıyayız ama sanki bu distopya gelecek zaman yerine şimdiki zamanda geçiyor. Sanatçı olarak bu tercihin bir dışa vurumu mu, yoksa bir alt tür olarak distopyaya kendinizi yakın mı hissediyorsunuz? Distopya'ya kendimi çok yakın hissediyorum, onu en başta söyleyebilirim. Distopik bir film oluşturma çabası da hep vardı, özellikle Asit Yağmuru'nda. Onu hep önceliklerimiz arasında tuttuk. Mekanı ona göre seçtik. Renk paletini ona göre yapmaya çalıştık, belirlemeye çalıştık. Çekim gününü, çekim saatlerini ona göre belirlemeye çalıştık vesaire. Bir distopik bir mod hissettirmeye çalıştık seyirciye açıkçası. Ama bir dışa vurum konusunda aslında şunu söyleyebilirim sadece. Distopik olması filme sadece uygun olduğu için aslında biraz tercih. Distopya'ya çok yakınım kişisel olarak. Ama hikaye ne gerektiriyorsa onu yapmak gerekiyordur ya aslında. O yüzden film bunu gerektirmeseydi eğer, bambaşka tercihlerimiz de olabilirdi. Çok üzerinde tartıştığımız bir konu aslında. Benim bir sonraki yapmak istediğim proje veya projeler de distopik aslında ama sevdiğim türün yanında aslında hikayeye de uygun olduğunu düşündüğüm için çok yapmak istediğim, çok tutturmak istediğim bir moddu, bir havaydı, atmosferdi. O yüzden Asit Yağmuru'nda seve seve tercih ettik ve yöneldik diyebilirim. Teşekkür ederim. Bir de görüntü yönetmeni ve sanat yönetmeniyle nasıl bir yol izlediniz? Bir de kenetlendiğiniz bir sahne oldu mu? Kenetlendiğiniz mi dediniz? Tam duyamadım. Evet. Anladım. Görüntü yönetmeni ve sanat yönetmeni çok yakın arkadaşlarım benim. Fikir aşamasındayken bir araya geldik biz en başta. Ortada daha hiçbir şey yokken, daha sinopsis bile yazılmamışken. Ben böyle ufak bir sunum hazırlamıştım. Çünkü
Görüntü yönetimine ve sanat yönetimine çok önem veriyorum. Olmazsa gerçekten bunlar bir arada uyumlu çalışmazsa filmin iyi olamayacağını düşünenlerdenim ben. Ben böyle ufak bir sunum hazırlamıştım. Sevdiğim filmlerden kareler alarak işte yapmak istediğim film neye benzeyecek? Nasıl bir şey yapmak istiyorum? İkisini oturttum, bir sunum hazırladım, gösterdim. Nasıl bir şey yapmak istiyorum diye hikayeden kısaca bahsettim. Allah'tan çok sevdiler o gün. Yoksa çok ilerleyecek gibi değildi hikaye ve iş. O gün orada beraber bir uyum yakalamamız aslında işi ilerletti diyebilirim. O aşamadan filmin son dakikasına kadar da hep beraber çalıştık. Görüntü yönetmeniyle çekim gününe kadar zaten her planda nasıl bir şey yapmak istiyoruz, bunu nasıl yapabiliriz, çekim gününe kadar bunu geliştirmek için neler yapabiliriz, bunları hep konuştuk. Filmi çektikten sonra post prodüksiyonda da yine çok fazla beraber çalıştık. Aslında film ortaya çıkana kadar hep beraber çalıştık görüntü yönetmeniyle. Çünkü çekimden sonra aslında işi bitmiyor görüntü yönetmeninin. Onun yakalamak istediği tarzı post prodüksiyonda renkte de görmesi lazım. Nasıl bir şey ortaya çıkacağını o en başta tasarlıyor çünkü. Renge de müdahil olması lazım. Kurguya da müdahil olması lazım bir nebze. Görüntü yönetmeniyle en baştan en sona kadar çalıştığımı söyleyebilirim. Sanat yönetmeni de çekim bitene kadar en azından hep yanımdaydı. Şundan bahsetmem gerekebilir belki biraz. Görüntü yönetmenine de sanat yönetmenine de belli bir özgürlük vermek gerekiyor her zaman. Yani siz ne kadar yönetmen veya yapımcı da olsanız bu titrin bir önemi var. Görüntü yönetmeninin de sanat yönetmeninin de bu title'ların önemi var gerçekten. Film için çok önemliler. O yüzden belli bir özgürlük verip en başta bir done verip aslında onların kafasında nasıl bir tasarladığını duymanız gerekiyor. Biz öyle ilerledik iki kişiyle de. Ben bir done verdim. Böyle bir şey yapmak istiyorum abi. Nasıl yaparız dedim. Onlar da hep bana bir şey getirdi, önüme koydu. Ondan sonra tartıştık. Ve çok da iyi ilerledik bütün süreç boyunca. Ayrıldığımız noktalar da oldu ki olmazsa olmaz zaten. Fikir ayrılıkları olmak zorunda. Ama hiçbir sorun yaşamadan zaten en başta dediğim gibi belli bir tarz, belli bir süreç için anlaşmıştık. Ne yapmak istediğimizi hepimiz çok iyi biliyorduk. O yüzden çok böyle ufak fikir ayrılıklarına rağmen hiç sorun yaşamadan bütün süreci tamamladık diyebilirim. Teşekkür ederim. Son soruya geliyorum. Oyuncu seçim süreci nasıl ilerledi? Oyuncu seçim süreci şöyle ilerledi. Bizim filmimizdeki karakterin aslında kimliğinin bir önemi yok. Biz filmde sıradan bir kişiyi gösterip aslında geneli anlatmaya çalıştık. Böyle kısaca bahsedebilirim. Kimliğinin, isminin, yaşının, nerede yaşadığının vesaire hiçbir önemi yok. Aslında biraz zamansız ve mekansız da bir film ortaya çıkarmaya çalıştık. O yüzden biraz şunu düşündük sadece en başta. Evet abi kimliğinin bir önemi yok. Ama yaşadığı yer belli, görünecek, yaptığı iş belli. Filmde buna uygun bir görünümü olmalı. En azından böyle hiç filmin ortasında yaşayan bir insan zaten. Böyle biraz hırpani görünmeli. Yaptığı işe, yaşadığı yere uygun giyinmeli. Uygun görünmeli. Tamamen onun üzerinden ilerledik. Belli bir yaş kriterimiz vardı. Belli bir görünüş kriterimiz vardı. Duyurular yaptık. Başvurular aldık. Başvuruları değerlendirdik. Ve çok mutluyuz ve şanslıyız ki Cüneyt abi çok uygundu filmimize ve hikayemize. Cüneyt abinin başvurusunu alır almaz da zaten tamam dedik hani budur. İstediğimiz şey bu. Başka bir şeye gerek yok. O konuda şanslıydık diyebilirim o yüzden. Teşekkür ederim. Gerçekten çok değerliydi. Ben teşekkür ederim.